Kılıçdaroğlu'nun o yalanını az sonra ekranlarınıza getireceğiz ama yerel seçim gündemiyle devam ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seçim çalışmaları için Ankara Çubuk'taydı. Hedefinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP vardı. Soylu HDP için Kandil'deki bir avuç sapığın avukatlığını yapıyorlar dedi. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Geldikleri netice Kandil'deki bir avuç sapığın katilin avukatlığını yapmaktır. Sert konuştu. Terör örgütünün siyasi kanadı HDP ve onunla dirsek temasında olan CHP'ye yüklendi. Bir de bakıyorsunuz ki bunlar da bu PKK'nın siyasi konu olan partiyle yaban olmuşlar. Ankara Çubuk'ta dün seçim mesaisindeydi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Gündeminde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP vardı. Meclise bakıyorsunuz. HDP'nin ön sıralarında avukatlar, akademisyenler konuştuğu zaman senden, benden daha güzel konuşur. Ama geldikleri netice Kandil'deki bir avuç sapığın katilin avukatlığını yapmaktır. Sözü HDP ile gizli kapaklı ittifak arayışını sürdüren CHP'ye de getirdi. Ahmet Türk denilen adama gel bakalım benim sigaramı yak diyene bu ülkenin belediyelerini kayıp bu belediyeleri teslim eden Kandil'in emrine gelenlerle beraber kol kola yürüyecekler, ittifak yapacaklar, Ankara'yı kazanacaklar, İstanbul'u kazanacaklar, İzmir'i kazanacaklar. Ondan sonra da yolda yürüyorum ve ben bu ülkeyi yönetmeye talibim diyecekler. Hadi oradan bu bile sizin paralarınıza kanıt ol. Soylu, Çubukluları yerel seçimler konusunda bir kez daha uyardı. Kılıçdaroğlu'nun zafer naralarıyla beraber 31 Mart gecesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adım atmasını ben Ankara'da yaşayan birisi olarak tahammül edemem.